arkadaşlarımız, kıymetli basın mensupları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında düzenlediğimiz İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantılarımızın dördüncüsüne teşviklerinizden dolayı hem sizlere çok teşekkür ediyorum, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, kıymetli basın mensupları, bildiğiniz gibi bir süredir İstanbul'da olası bir deprem hazırlık yapmak, kurumlarımızın koordinasyonu, afet planlarını tekrar gözden geçirebilmek, varsa eksikliklerimizi tamamlamak amacıyla Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ve bu planda belirlenmiş başlıklara göre bir dizi toplantılar gerçekleştiriyoruz. Her toplantının kendine ait konu başlıkları var. Deyim yerindeyse hepimizin ev ödevleri var ve bunları sırasıyla da ele alıyoruz. Bu plandaki 28 çalışma grubu başlığında toplantılar gerçekleştiriyoruz ki buna buradaki ortak müşavereler sonucunda iletişim başlığını da ilave ettik. Yani onu da kendi başına ait ve hem Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamına alan hem de tüm altyapısını organizasyonu yapan bir başlık haline getirdik. Ve İstanbul'da şu ana kadar 169 toplantı gerçekleştirdik. Biraz sonra benim konuşmamdan hemen sonra AFAD Müdürümüz yapılan toplantı ve değerlendirmeden 5 dakikalık bir özetle sunacak. Ondan sonra ilgili bölümlere geçeceğiz. İstanbul'da yaptığımız son toplantıda zarar tespit, enkaz kaldırma, defin ve çalışma grupları lojistiği başlıklarını ele aldık. Bugün inşallah güvenlik ve trafik, nakliye, altyapı, gıda tarım ve hayvancılık ve arama kurtarma başlıkları üzerinde kapsamlı bir çalışma yapmış olacağız. Bunlardan güvenlik ve trafik, İl Emniyet Müdürlüğü'nün, nakliye, ulaştırma ve altyapı bakanlığımızın, altyapı, İlbank, Bölge Müdürlüğü'nün, gıda tarım ve hayvancılık konusu ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, arama kurtarma, AFAD Başkanlığımızın sorumluluğundadır. Elbette ki bu toplantı depreme sadece İstanbul'da hazırlandığımız anlamına gelmemektedir. Bu çalışmalar aynı şekilde Türkiye'nin çeşitli illerinde tekrarlanmaktadır. Elbette ki İstanbul nüfus yoğunluğu ve deprem riski yüksek bir şehir olduğu için burada yaptığımız çalışmalar hem daha fazla görünür bir haldedir ve dolayısıyla buradaki çalışmalar basınımızda biraz daha fazla yer alabilmektedir. Ancak bizim tedbirlerimiz ve planlarımız tüm Türkiye'nin afetten korunmasını temin etmeye, olası zararların tüm Türkiye'de en aza indirilmesine yöneliyoruz. Hatta İstanbul'daki çalışmaların başka şehirlere rol model olması, rehberlik etmesi de söz konusudur. Bunu da şöyle açmam lazım. Çünkü burası da derinlemesine çalışmalar yapıyoruz. Ve arkadaşlarımla birlikte, valimiz ve bütün arkadaşlarımızla, AFAD Başkanımızla birlikte burada özellikle her konuyu teker teker ele alıyor. Belki genel çerçeve içerisinde ve çalışma grupları içerisinde birbirine destek olabilecek alanları tespit ediyor. Çalışma gruplarında bir takım revizyonlar yapılması gerekirse onları yapıyor ve onların üzerinde aldığımız noktaları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ve buradan elde ettiğimiz tecrübeyi de, yani buradaki çalışma gruplarındaki bir takım talepleri, istekleri, eksiklikleri veya koordinasyonsuzlukları veya iyi uygulama örneklerinin tamamını diğer şehirlerde aynı şekilde arkadaşlarımız yansıtmaya devam ediyorlar. Yani bir taraftan burada İstanbul depremine hazırlanıyoruz. Bir taraftan da aynı zamanda olası bir İstanbul depremine demek daha doğru olabilir. Hazırlanıyoruz. Aynı zamanda burada aslında bir deprem öncesi yapılabilecek bütün hazırlıkları hazırlıkların antrenmanını gerçekleştiriyoruz. Ve aynı zamanda da buradan bir rol model diğer vilayetlerde mümkün olduğunca çıkarmaya çalışıyoruz. Ve özellikle bu çalışma gruplarının başındaki tüm toplantılara katılmak istememin temel nedenlerinden bir tanesi de derin yine bütün meseleleri arkadaşlarımla birlikte tezekkür edebilme
anlayışıdır. Çünkü baştan ilerlere gittiğimizde de tüm bunların hepsini teker teker gözden geçirmek yerine hangi paket programla karşı karşıya kaldığımızı bizim de bilmemizi, takip etmemiz ve nerede olduğumuzu anlamamız açısından da burası önem taşımaktadır. Onun için İstanbul'daki bu toplantıya bizatihi hem derinlemesine yapılacak bu çalışma açısından katılmayı ben de kendi açıma bir görev olarak görüyorum. Bu noktada müsaadenizle şöyle bir uyarıyla yapmak isterim. Malumunuz olduğu üzere çarşamba günü Manisa ilimizde bugün öğleden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanımız da oraya gittiler. 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ve inanın buradaki elde ettiğimiz tecrübeler, önceki İstanbul depreminden elde ettiğimiz tecrübeler, daha önce yaşadıklarımızda her anlaya müdahale ettik. Ve neler yapabileceğimiz, neler yapılabileceğimiz, sabaha kadar olan çerçeve içerisinde hep beraber yönetmeye koyduk. Baktım ki ben geçen toplantıda da bunu burada gördüm ve büyük bir memnuniyetle müşahede ediyorum ve burada da bunu size söylemek istiyorum. Geçen örneğin 4 tane grup dinledim. Yani belki bir tanesinde ufak tefek medisyonlara ihtiyaç vardı ama 4'ü de mükemmel yapıldı. Yani herkes kendi sorumluluğunu en iyi şekilde almış, evet yolun hala bir noktasında olduğunu bilir bir vaziyette daha iyi bir noktaya gelebilme konusunda önüne dersini almış. En azından tüm gruplarla koordine olmayı sağlamaya çalışan ve kendi içerisinde defalarca toplantı yapmış. Sorunları tespit etmiş. Yol almış, yol almaya çalışmış bir hali kurtarıyor. Geçen toplantıda. Yani her toplantı çok daha iyi bir noktaya geldiğini ben kendim müşahede ediyorum. Yani bu açıdan da bu konuda iyi bir hazırlık devresi geçirildiğini düşünüyorum. Yine geçtiğimiz aylarda İstanbul'da Eylül ayında 5.8'lik bir deprem oldu. Onun gibi başka illerimize de hasar vermeyen, amiyane tabirle sallayan depremler meydana geldi. Manisa depremiyle ilgilenirken sabah yine Ankara'da üst üste iki sarsıntı ardından ve öncesinden sarsıntılar meydana geldi. Ve bütün arkadaşlarımız görüyorum ki aynı hassasiyetle her an bakan yardımcımız, valimiz, olay yerine müdahale, ilgili belediye başkanımız, olay yerine müdahale, risk olan yerlerle ilgili hemen tedbirler alabilme konusunda adımlarını attılar, atıyorlar da. Ve tam da böyle bir şey arıyoruz aslında, bütün bu yaptıklarımızla birlikte. İlk arzımız şudur ki bu depremlere bakıp fay hatlarının enerjisinin bittiği, böyle orada depremlerle bu işin atlatılacağı gibi bir düşünceye kapılmak teorik olarak da, pratik olarak da, bilimsel olarak da tam bir yanılgıdır. Deprem uzmanlarının bile garanti vermediği bir konuda aşırı iyimser çıkarımlar yapmak doğru değildir. Bizde çok güzel bir atasözü var. Sen işini kışlık biraz çıkarsa baktın. Yani olmaya gidiyor. Ama bizim yapmamız gereken olacakmış gibi Allah muhafaza hazırlıklarımızı en üst seviyede tutmayı temin edebilmektir. Binalarımızın kontrol edilmesi gerekiyorsa etmeliyiz. Takviyesi ve onarımı gerekiyorsa yapmamız. Benim hala anlamadığım bir şey var. Yani hasarlı binalarla ilgili, ya buna ben alan da veremiyorum. Hasarlı binalarla ilgili hasarlı olduğunu söylüyoruz ve oradan çıkmıyorlar. Yani biz her şeyi karşılıyoruz, devlet var. Yani çıkın diyoruz. Yani kiraysa kira. Ve binanın yeniden yapılması gerekirse bu konuda ortaya koyduğumuz modellemeler çerçevesindeki bütün adımlarımızı atıyoruz. Ama ben bu binadan çıkamıyorum. Peki bunu nasıl ifade edeceğiz? Nasıl bu meselenin üzerinde bir birlikte gelmeye çalışacağız? Onun için buradan tekrar söylüyorum. Özellikle ağır hasarlı bina olarak nitelendirilmiş tüm binalardan çıkılması gerekiyor. Bunun başka bir yolu ve yöntemi yok. Sonra hiçbirimiz için eyvah para etmez. Yani bunu başka türlü anlatmak da elbette ki mümkün değil. Bizim çocukluğumuzda Japonya'nın deprem ülkesi olduğu anlatılırdı.
Ama bizim ülkemizin deprem ülkesi olduğu pek anlatılmaz. Belki de iletişim imkanları bu kadar yaygın olduğu için yetkililer, yaygın olmadığı için yetkililer yeterince dikkat edip hiç çekemiyorlar. Ancak bir gerçek vardı ki ne devlet ne de millet buna hazır değildi. Bunu hep beraber 1999 depreminde acı bir maliyetle gördük. Yerine böyle bir acı maliyetle karşı karşıya, ağır maliyetle karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Ve o günden bugüne de Allah'ımıza çok şükürler olsun. Türkiye'de çok şey değişti. Çok adımlar atıldı. Bir Van depremi örneği var. Ve Türkiye oraya nasıl müdahale etti? Yaraları nasıl sardı? Ve orada nasıl bir süreç yönetti? Ve hakikaten bütün dünyada takdir etti. Bir süreci çok çabuk bir zaman içerisinde yönetti ve ortaya koydu. Şehri yeniden inşa etti. Oysa bugün hem iletişim imkanlarımız var, hem devletimizin imkanları var. Dolayısıyla bu hazırlığı yapabiliriz ve gecikmeden yapmak durumundayız. Çünkü bütün işaretler, bilimsel bütün veriler bu gerçekle karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Dolayısıyla gerçekler bize kendisini dayatmadan, bize acılar yaşatmadan, bizlerin kendi gerçeğimizle yüzleşmesinde, tedbir almasında fayda var. Binalarımız sağlam olursa, kurumlarımız depreme karşı hazırlıklı olursa, müdahale ekiplerimiz hazırlıklı olursa, deprem dediğimiz hadise bir yıkım olmaktan çıkar, bir doğa olayı olarak kalır. Buradan tüm vatandaşlarımıza bu konuda bir çağrı yapmak istiyorum. Bizler bu toplantılarda, kamu tarafında, müdahale tarafında herhangi bir aksama yaşanmaması için bütün inancımla söylüyorum, biz samimiyetle bir gayret ortaya koyuyoruz. Elimizden geldiğince ve kanunları izin verdiği ölçüde bina stoğumuzun depreme dayanıklı hale gelmesi için de yoğun bir gayret gösteriyoruz. Ancak geçen toplantıda ifade etmiştim. Bunu yalnız yapamayız. Vatandaşlarımızın da gayreti, fedakarlığı, tedbiri ve teyakkuzuna ihtiyacımız var. İnanıyorum ki aziz milletimiz tarihi boyunca pek çok olayda gösterdiği ferasetini, ayakta kalma refleksini afet meselesiyle de gösterecektir. Ben bu vesileyle hem sesimizi duyuran basın mensuplarına, hem bugün burada bulunan ve çalışma yapan ve bugün sunum yapacak, çalışmayı ortaya koyacak bütün arkadaşlarımıza, burada bulunan bütün çalışma gruplarımıza ve bugün böyle bir depreme hazırlanmak için kendi meselesinin yanında bunu bir mesele olarak gören, bir olay olarak gören, ek bir iş olarak görmeyen, hakikaten bunun esirlerimize, ülkemize bir borç olarak değerlendiren ve çalışan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle selamlıyor. Sözü İl Afat Müdürümüze değerlendirmesi için veriyorum.